Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Zamandır yapmak istediğim bir seriye başlıyorum sonunda. Yani bir konu seçip uzun uzun sizinle sohbet etmek ve düşüncelerimi paylaşmak istediğim bir böyle videolar oluşturmak istiyordum ama vakit bulamıyordum. Hatta sosyal medyadaki varlığıma devam edebilmek, buna daha çok zaman ayırabilmek için mevcuttaki işimden istifa ettim. Yapmak istediğim başka şeyleri yapabilmek için. Ve o yüzden bugün de buradayım. Madem bir şeyler için bir şeylerden vazgeçtim, daha çok burada olmam gerektiğini düşünüyorum. Bugün de Instagram'dan size sormuştum işte hani ben konu başlıkları istiyorum sizden. En çok hangi konuda düşüncelerimi merak ediyorsanız sırayla hepsi hakkında konuşmak istiyorum. Bugün seçtiğim konu da fedakarlık. Bu sefer doğaçlama olmayacak. Çünkü oturdum araştırdım fedakarlık ne demek? Neyle bağlantılı? Neler gerektiğinde biz fedakarlık yaparız? Yani ya da fedakarlık yapma sebeplerimiz nedir? Ve bunun aşkla bağlantısı ne? ChatGPT'ye sordum. Böyle bildiğiniz istişare ettim. Yani çünkü bu fedakarlık konusu belki bazı insanlar için hayatı yaşama sebeplerinden biri. Hani deriz ben onun için çok fedakarlık yaptım. Niye bana böyle yaptı? Ben ailem için şunu yaptım. Ben sevgilim için bunu yaptım. Ben kimseye yanlış yapmadım. Hep verdim verdim. Neden bunları yaşıyorum? Bana niye verilmiyor? Benim neyim eksik, hata bende mi? Yani bunlar bizim özellikle bence yani toplumumuzun çok büyük bir kısmı hayat boyunca bunlarla savaşarak yaşıyor. Yani yaşadığı şeylere buna bağlayarak sorguluyor. O yüzden çok önemli bir konu bence. Çünkü ben de zamanında kendimden çok çok verip hiç karşılık beklemeyip ve sonrasında bazı şeylerin yükünü fazla aldığım için yorgun hissetmiş biriyim. Kendi evrimimi en sonunda anlatacağım. Yani şu an oraya girmeyeceğim. Ama Wikipedia'nın tanımı benim çok hoşuma gitti. Şöyle yazıyor fedakarlığın tanımı olarak. Bir amaç uğruna ya da gerçekleştirilmesi isteyen herhangi bir şey için karşılık beklemeden kendi yararlarından vazgeçme. Yani fedakarlık aslında sadece birinin iyiliği için yapılan bir şey değil. Siz o noktada kendi yararınızdan, kendiniz için iyi olan bir şeyden de vazgeçiyorsunuz. Yani burada demek istediğim biri için fedakarlık yapmak çok büyük bir şey. Ya sen kim için kendi yararından vazgeçersin? Ya da vazgeçtin diyelim yani bu kişi bunu hak ediyor mu? O kadar hassas bir konu ki bence. İnsan hayatı yaşarken bunları fark edemeyebiliyor. Bazen hiç değmeyecek, hiç hak etmeyecek insanlara bence çok çok büyük fedakarlıklar yapabiliyoruz. Ve bunu fark ettiğimizde işten geçmiş oluyor yani yıllar geçmiş oluyor. O yüzden bazen şeyleri hayata tamamen entegre etmek çok önemli. Yani bazı noktalarımız olmalı. İşte ben ne olursa olsun kendimdeki şu atıyorum nasıl denir? Kendimin önüne bunu hiçbir zaman koymayacağım. Yani bir insan neden fedakarlık yapar? Niye fedakarlık yapıyoruz? Yani ben bunu biraz araştırdım. Biraz da düşündüm ve gerçekten araştırdığım şeylerle örtüştüğünü fark ettim. Yani birincisi bir insana sevgi ve bağlılık duyduğumuzda en çok fedakarlık yaptığımız dönemler ortaya çıkıyor. Yani birini ne kadar seviyorsak o kadar çok fedakarlık yapıyoruz. Ne kadar bağlıysak o kadar çok yapıyoruz. Ama bunların dışında da bizi etkileyen çok faktör var. Yani fedakarlık yapmamızı etkileyen. Birine acıdığımız için de, merhamet ettiğimiz için de fedakarlık yapıyoruz. Ya da etik ilkeler sebebiyle de yapıyoruz. Hani kültür gereğiyle de, sosyal kültür bize bunu gerektirdiği için de fedakarlık yapıyoruz bazen. Bazen sosyal bir şekilde takdir görebilmek için bulunduğumuz sosyal ortamdan ya da tamamen kişisel bir tatmin hissedebilmek için ben yaptım, vicdanım rahat, ben çok rahatım, ben üstüme düşeni yaptım, ben zamanında şunu şunu yaptım onun için, ben elimden gelen her şeyi yaptım. Yani eminim bunlar size tanıdık geliyordur. Bana geliyor çünkü. Yani ben bunları söylerken bunların hepsi bana çok tanıdık geliyor. Yani bunların hepsi için fedakarlık yapıyoruz dönem dönem. Bunu bence kabul etmemiz lazım. Yani sadece iyi bir insan olduğumuz için değil, bunu yapmamızın birçok sebebi oluyor. İnsan sevmediği biri için fedakarlık yapar mı? Yapar. Sevmediğimiz insanlar için de çok fedakarlık yaptık. Şöyle bir düşünün. Bir düşünün sadece. Evet yapar. Yapıyoruz da. Ve bunun sebepleri de genelde kendiliğinden gelişen durumlar olabiliyor. O an bulunduğumuz an olabiliyor. Sosyal baskı olabiliyor. İnsanlardan etkilenmek, kim ne der, ne düşünür, yapmak zorunda mıyım? Yani
Yine yapıyoruz. Yine bir şekilde fedakarlık yapıyoruz. Hem de sevmediğimiz biri için bile yapıyoruz. Ama şöyle de olabilir. Ben bunun tam tersine biraz değinmek istiyorum. Mesela biz birinin bizi sevdiği için fedakarlık yaptığını sanıyor olabiliriz ama o belki çok daha farklı sebeplerle bizi sevmediği için ama farklı nedenlerden dolayı bunu yapmak zorunda hissettiği için bize karşı fedakarlıklar yapıyor olabilir ve bizim kafamızı çok karıştırıyor olabilir. Bunu nasıl anlayacağız? Yani biri bizi sevdiği için mi yapıyor yoksa hani gerçek sevgiden bahsediyorum burada. Yani bir arkadaşını azıcık da olsa seviyor, ondan bahsetmiyorum. Daha ikili ilişkilerden bahsediyorum. Arkadaşlık, en yakın arkadaşınız, sevgiliniz, aşık olduğunuz insan olabilir. Yani bu fedakarlığın sevgiyle mi yapılıyor yoksa başka sebeplerden mi yapıp yapılmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Şöyle anlayabilirsiniz. Bir kere bu davranış süreklilik arz ediyorum yani. O kişi sizin için ufak ufak da olsa fedakarlık yapmaya devam ediyor mu? Çünkü birini sevdiğinizde bunu karşılıklı olarak birbirinize yaparsınız ama fedakarlık karşılık beklemeden yapılan bir şeydir. Ama ilişkilerde iki taraf da birbirini seviyorsa, birbirine çok sadıksa, aşıksa karşılıklı yapar. Mesela şunu söylemek istiyorum. Fedakarlık yapılmaması aşkla çelişkili bir konudur. Çünkü aşkın tanımıyla fedakarlığın tanımının birleştiği bir nokta varsa o da şudur. Kendi iyiliğinden çok karşı tarafın iyiliğini düşünerek onun çıkarları adına hareket edebilmeyi gerektirir. Bu yüzden aşkla fedakarlığı birbirinden çıkartırsak, ayırırsak, uzaklaştırırsak orada o ilişkide bir sıkıntı aranır. O yüzden bence süreklilik. İkinci olarak insanlara bu fedakarlığı anlatırken çevresinde hani ben de işte yardımcı oldum gibi bahsederken nasıl bir dil kullanıyor? Ya bu çok önemli ya. Nasıl anlatıyor bunu insanlara? Yani böbürlenerek mi? Hani böyle ya işte yaptık. Çok önemli değil, hallettik. Hani gerçekten dil çok önemli. Yani bence bu çok önemli bir nokta ya. Ben bunları okuduktan sonra şunu düşündüm. Dedim ki bundan sonra gerçekten insanların benim hakkımdaki durumları nasıl anlattığını izleyeceğim. Nasıl bir dil kullanıyorlar bundan bahsederken. Ya tabii ki özel saklı bir şeyi anlatmaz kimse de hani böyle çok önemli bir şey değil diyelim. Hani arkadaşlar arasında konuşuyorsunuz, aile arasında. Nasıl anlatıyor? Nasıl bahsediyor bu iyiliğinden? Az önce aşk ve fedakarlığın bağlantısından bahsettim ya. Şimdi oraya dönmek istiyorum çünkü ben o konuyu birazcık açacağım. Evet, fedakarlığın olmadığı bir aşk çelişkili dedik. Ama bazen fedakarlığın yapılmama sebepleri ne diye birazcık bakmak lazım bence. Mesela ne olabilir? İletişim kopukluğu olabilir. Karşı tarafa kendinizi doğru ifade edemediğiniz için size aslında nasıl yaklaşması gerektiğini bilemiyor olabilir. Yani sizi sevmediği için, aşık olmadığı için değil de belki de nasıl bir yol izlemesi gerektiğini bilmediği için olabilir. Bu bir ihtimal. Ve aynı şekilde farkında da olmayabilir. Yani gerçekten hiç farkında olmayabilir. Her şey çok normal, düzgün, harika ilerliyor sanıyor da olabilir. Yani o yüzden bunu yansıtabilmek ve düzgün bir dille, düzgün bir yöntemle yansıtabilmek çok önemli ilişkiler için, hayatı yaşayabilmek için. Yani sonuçta yalnız yaşamıyoruz. Birileriyle bu hayatı yaşamak zorundayız. O yüzden bunlar aslında varoluşumuzla birleşmiş şeyler. Alıp bir kenara atamıyoruz. Ve bence ilişkilerde bu fedakarlığın yapılmama sebeplerinden biri de şu olabilir ve bence en büyük sebeplerinden biri bu. Kişisel sınırlarını ve bağımsızlığını koruyabilmek. Yani korumak istemek ya da kendi kişisel sınırlarını korumayı o kadar istiyor ki bunun ihlal edildiğini düşünüyor ya da en ufak bir şeyde ihlal edileceğini düşünüyor. En ufak bir tavizde ya da bir fedakarlıkta. Yani bunu belki siz hissettiriyor olabilirsiniz. Belki siz hissettirmiyor da olabilirsiniz. Onun kendi travmatik iç dünyası onu tetikleyip de böyle hissettiriyor olabilir. O yüzden bunlar da bir tek konuşulup birbirini tanıyarak öğrenilebilecek şeyler. Yani bu birbirine karşı yaptığım fedakarlığın seviyesi kesinlikle ilişkiden ilişkiye göre değişir. Kişiden kişiye de göre değişir. Kimin ne yaşadığına, kimin nasıl bir hayata sahip olduğuna da göre değişir. Ben bundan bahsetmiyorum. Hiç olmama durumundan ya da bir sıkıntı hissettiğiniz, hani insan böyle içten içe düşünür ya bir şey var ya. Hani öyle dediğiniz durumlar için bunlardan bahsettim. Bazen de ilişki dinamikleri biraz bozulmuştur ve o zaman da bu fedakarlık konusunda sıkıntılar ortaya çıkar. Yani belki de siz üstünüze düşenden fazlasını yapıyorsunuz ve yapmamanız lazım. Belki üstünüze düşmeyeni de yapıyorsunuz. Orada dengeler bozulabiliyor. İşte o zaman da istediğiniz şeyi aslında görecekken göremeyebiliyorsunuz. Yani herkesin ilişkisi bambaşka şekilde ilerliyor. En temel amacımız bence ilişkilerimizin her şekilde en iyi versiyonuna ulaşmak ve bu hayatı daha tadını alarak, hissederek,
anlamlandırarak yaşamak. Yani ben uzun zamandır şunu düşünüyorum. Evet, ben bu hayatı yaşıyorum. Bir şeyler hissediyorum. Bir şeyler yapıyorum. Davranışlarım, karakterim değişiyor. Ben artık şunu düşünüyorum. Ben bu hareketi neden yaptım? Bu davranışı niye yaptım? Bu davranışı niye bana böyle hissettirdi? Ben niye acaba şu an bu duruma karşı böyle düşünüyorum? Eskiden bunu hiç düşünmezdim. Sadece duyguyu yaşar, hırçınlaşır ve hani şey derdim, benim psikolojim mi bozuk ya, ben niye böyleyim falan. Artık öyle yapmıyorum. Diyorum ki ben hani böyle hissediyorsam beni rahatsız eden bir şey olmuş. Bu ne? Önce bunu bulmalıyım. Bunu nasıl çözebilirim? Bu çözebilecek bir şey mi? Hallolabilecek bir şey mi? Farkında olunan bir şey mi? Yani ben bile farkında değilsem belki karşı tarafta farkında olmayabilir sonuçta. O yüzden hayat anlamlandırarak yaşamak bence çok kıymetli. İnsan kendini analiz ediyor gibi hissediyor ama size de öneririm. Yani bazen neyi neden hissettiğinizi oturup dışarıdan bir, hani böyle gerçekten biraz komik olacak ama ben böyle yaptım ama neden yaptım? Beni ne tetikledi? Ne oldu? Böyle arayıp bulmak gibi. Tabii yani bu bazen daha kötü de hissettirebilir insana. Ben sonuçta bir uzman psikolog bir şey değilim. Belki de çok daha sizi dibe çekecek bir durum. Bilemem ama bana iyi geliyor en azından. Kendimi keşfetmek bana iyi geliyor. Size nasıl gelir bilemem. Herkes farklı dediğim gibi. Umarım videoda bahsettiğim şeyler hoşunuza gitmiştir. Aynı fikirde olmayabiliriz her zaman. O yüzden yorumlarınız benim için çok değerli. Sizin için fedakarlık ne demek? Hatta yorumlarda bana bunu yazarsanız çok sevinirim. Çünkü yani evet, bir şeyler tanımlanıyor ama insanların o tanımlanan şeyi yaşama şekli her zaman çok farklı oluyor. O yüzden benim için sizin yorumlarınız, tecrübeleriniz çok değerli. Bu seriyi sevdiyseniz, benim böyle uzun uzun konuşmamı sevdiyseniz, böyle biraz bilmiş bilmiş bir şeyleri anlatmam hoşunuza gittiyse lütfen videomu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.